Samsun'un dünyaya açılan tek penceresi Aktiv'den iyi akşamlar sevgili seyirciler. Geçmişten geleceğe baktığımız bakış programıyla tekrar birlikteyiz. Yılın 12 ayında çok değişik olaylar yaşıyoruz. Acısıyla, tatlısıyla. Ocak ayı da bunlardan birisi. Yakın tarihimizde Ocak ayında neler olmuş? Bir göz atalım istiyorum. 1 Ocak 1929'da millet mektepleri açılmış. 1 Ocak 1929'da yine aynı gün Milli Eğitim Yasası'nın yazı devrimi ve millet mekteplerinin mimarı Milli Eğitim Bakanı Mustafa Necati çok genç yaşta, 35 yaşında hayata gözlerini yummuş. 9 Ocak 1936'da ülkemizin önde gelen fakültelerinden Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Ankara'da törenle açılmış. 10 Ocak 1920'de Ankara'da Hakimiyeti Milliye Gazetesi yayına başlamış. Yine 10 Ocak 1921'de 1. İnönü Savaşı sonunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bağlı düzenli ordu ilk utkusunu kazanmış. 14 Ocak 1923'te Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım vefat etmiş. 20 Ocak 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ilkesine dayalı Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk anayasası kabul edilmiş. Uğur Mumcu, Muammer Aksoy, Onat Kutlar, Gaffar Okan öldürülmüş. 6.234 sayılı yasayla da köy enstitüleri kapatılmış. Şimdi ben öncelikle köy enstitülerinin kapatılması ve millet mekteplerinin açılmasını içeren Ocak ayındaki bu yapıyı konuğumla konuşmak için bugün kendisini davet ettim. Beni kırmayarak stüdyomuza geldiler. Kazım Memiş. Kazım Memiş köy enstitülerinin öğretmen okullarına dönüştüğü dönemde Ladik Akpınar köy enstitüsünde okumuş. Eğitimci, şair. Hoş geldiniz sevgili hocam. Teşekkür ederim, sağ olasın. Sevgili hocam, siz köy enstitüleri Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında, ilk oluşum yıllarında eğitimle ilgili yapılan girişimlerde önemli bir eğitim devrimi olarak nitelendiriliyor ve etkileri, izleri hala günümüzde devam ediyor. Özellikle ilk köy enstitüsü mezunları bugün aramızda yok. Daha sonra 1948, 47, 48, 50'lerde mezun olanların bir kısmı hayatta, diğerlerinin hepsi yok. Ama izleri Türkiye eğitim sistemine çok önemli damgalar vurmuş. Siz de köy enstitüsü kokusuyla yoğrulan o okulun köy enstitüleri kapatılmış ama o kokuyla, o bilinçle ve o felsefeyle yetişmiş bir eğitimci olarak yıllarca Türkiye eğitim sistemine emek verdiniz. Şimdi hocam ben sizden millet mekteplerinden başlamak istiyorum. Millet mektepleri Cumhuriyet'in ilk yıllarında çok önemli bir devrim aslında. Devrimin başlangıcıydı değil mi hocam? Tabii mi, devrimin başlangıcıydı. 1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda şöyle bir haritanın üzerine bakarsanız Anadolu'da 17 bin köyde hiç okul yoktur. Evet. Okur yazarlık oranı 600 yıllık bir dönemden bize kalan %7-8 erkeklerde, %4 gibi de bayanlarda okur yazarlık oranı vardı. İmparatorluk süresince gel dedi geldik, git dedi gittik, öl dedi öldük diye bir laf var. Hı, evet. Biz Türk milleti olarak padişahlara bunları verdik. Çağırdı gittik, öl dedi öldük ama gülme sırası bize geldiğinde oraya nokta koymak durumunda kalıyoruz. Zira Cumhuriyet kurulduğu zaman o yıllarda Doğu Anadolu'da bile Amerikalıların üniversitesi var. Anadolu'da 7 tane üniversitesi var Amerikalı'nın. 450 kadar Osmanlı topraklarında Fransız okulu var. Sadece Beyrut'ta İngilizlerin 20 tane okulu var. Biz Anadolu'da şurada bir istatistik ise vermek isterim mi? 1934-35 istatistikleridir. Tabii buyurun hocam. 5 sınıflı okul Türkiye'nin tamamında 1178 şehirlerde çoğu olmak üzere. Köylerde ise 1 ila 3 sınıflı. Sadece okuma öğreten, aritmetik öğreten, biraz sonra belki ona gireceğiz, eğitmenlik yoluyla insanlara ilk 3 yılda bir şeyler kazandırmaya çalışan temel bir kurum. Öğrenci sayısı 281 şehirlerde, 347 binde köylerde. Evet. Köy çocuklarının %80'i okula gitmiyor. %20'si gidebiliyor. Tabii okuma yazar oranı da çok düşük. Tabii. Nüfusa göre. Elbette %20'si gidebiliyor.
Ve şehirdekilerin %71'i 35 istatistiklerinde bir cumhuriyetten de 10 yıl sonra, 12 yıl sonra. Evet. %71, %29'u şehirde de gitmiyor. Böyle bir durumda bana sordunuz, bu eğitim sistemi nasıldı? Eğer köy enstitüleri denilen o kurum, cumhuriyetin temel kanunu kurulmasaydı ben burada olmayacaktım ki. Hiç olmayacaktım. Evet. Benim gibi 16 bin öğretmen olmayacaktı. Ve benim köyümde 1948 yılında ilkokul yapıldı. Halk ve devlet işbirliğiyle. İşçilik halktan, devlette demir çimento hazır verdiği kadarıyla dağlardan kereste keserek biz çocuklar da iyi okula taşıdık. Evet. Hocam orada bir saptama yapmak istiyorum. 22 Eylül 1929 tarihinde 8440 sayılı kararla millet mektepleri açılmış. Açılan millet mekteplerinin mahiyeti ve açılış gayesi bir kararname varmış ve bu kararnamenin birinci maddesinde şu şekilde belirtilmiş. Türkiye halkını okuyup yazmaya muktedir bir hale getirmek ve ona hayat ve maişiyetini itizal ettiği ana bilgileri kazandırmak maksadıyla millet mektepleri teşkilatı vücuda getirilmiştir diyor. O dönemde bizim bugün halk arasında söylediğimiz cahillik kol geziyor. Okuma yazma oranı çok çok dışı, çok sığ. Ama tabii yeni bir cumhuriyet oluşmuş. Bu insanları muasır medeniyet seviyesi dediği Mustafa Kemal'in o seviyeye ulaştırmak çok zor, çok meşakkatli ve gerçekten planlı bir eğitimin yapılması gerekir. İşte millet mektepleri buradan başlamış. Daha sonra sanıyorum bu halk evlerine falan yansıyan yapısını bize anlatır mısınız sevgili hocam? Şimdi köylerde ve kentlerde, kasabalarda okul çok ender olduğuna göre bu halkı kısa sürede 1 Kasım 1928'de gerçekleştirilen harf devrimiyle yeni bir sisteme giren Anadolu'da Türkiye Cumhuriyeti insanı kısa sürede çağın diğer ülkelerindeki insanlarıyla eşit düzeye gelme durumunu ortadaydı. Ve bu evet. Gerçek ortadayken birden o çaraklı erkanı harf dediğimiz o insanların vergi verecek durum olmadı ki boğazını doyuracak durumu da zordu. O bakımdan bugünkü gibi milyonlar sarf ederek okullar yapmak orayı mümkün araç değil. Gereç temin etmek hiç mümkün değil. Yani yapmak lazım. Öyleyse en kısa zamanda bu halkı bir takım kurumlar vasıtasıyla okur yazar etmenin yollarını aramak. Bunun için de önce düşünüldü ne yapalım? Millet mektepleri o zaman halk mektepleri daha sonra halk evleri, halk odaları olarak devam eden bu kurumlar erkeklere ve kadınlara mecburi tutularak okuma yazmayı öğretmek. 1 Kasım 1928'de Gülhane Hatun'un Gülhane Parkı'nda Atatürk'ün yeni harfleri kabul eder ki bundan sonra sandalcıya, tohumala, köylüye, çiftçiye herkese öğretmek mecburiyetimiz var. Aksi takdirde ülke olarak ya varız ya yoğuz mealinde bir söylemim vardı. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bu devralmış olduğu orta çağ kalıplar içerisindeki insan yapısı Karasaba'nın yerine bir tarafına da öküzün yanına eşeğini koyarak çift süren bu insanlar kısa sürede nasıl olur da çağdaş bir insan topluluğu haline getiririz. İşte onun için Atatürk 1933'te 10. yıl nutkunda ki o ideallerin söylemlerini boşuna söylemedi. 10 yıl içerisinde hem okuma yazma oranı bir hayli zemin kat ettiği aldı hem de o 10 yıl içerisinde temel fabrikalarımızı biz temel ihtiyaçlarımızı karşılayacak fabrikaları kurduk. Ve o bakımdan Türkiye 1928 harf devrimiyle ortaya çıkan yepyeni bir oluşumda önce dilini öğrenmeye çünkü dil çok önemli. Osmanlı evet. Osmanlıca'da halk diliyle devlet dili arasında kopukluk herkes biliyor, herkes görüyor. Mesela bir Fuzuli'nin dest bu si arzusuyla ölürsem dostlar, küzeyle toprağım sonun anında yarası. Bunu bağlar yoksa benim adım dertli dolap, suyum akar calap calap. Böyle emreyle mi calap, derdim vardır. İnlerim şeklindeki Türkçe söylenmiş sözlerle mi? Evet. Onun için Türk dilinin kentsel ve kırsal alanda
her insanın birbirini anlaması açısından temel bir prensip ortaya koydular. Ve 1932 yılında da 1928'de harf devriminden sonra 29'daki millet mekteplerinden sonra 1932 yılında artık Türk dilinin geliştirmesi bakımından Türk Dili Tetkik Cemiyeti adı altında Atatürk kurduruyor. Ve Türk Tarih Tetkik Cemiyeti'ni kurdu, Türk Tarih Kurumu'nu. Daha sonra bu 1936'da kurum haline geldi. Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu. Düşünebiliyor musunuz? Bugün dünyada 200 milyondan fazla insanın konuştuğu 5. dil olan dünya çapında Türkçemizin 1940'a kadar bir sözlüğü yoktu. Evet. Çok acı. Tabii çok acı bir şey. Ne yapıldı bu? O kadar Cumhuriyet'in ilk 10 yılı, 15 yılı öyle destansı hareketlerle dolu ki. Milli eğitime yön verenler. Mustafa Necati'den söz ettiğiniz demin bir evet. Basit bugün için basit bir apandisit ameliyatının vasıtasıyla rahmetine kavuşan bir değerli eğitimci. Peşten Saffet Arıkan, daha sonra Hasan Ali Yücel gibi Türk eğitimine damga vurmuş insanlar. Tabii haliyle Büyük Önder Atatürk'ün öncülüğünde onun önerileri doğrultusunda yapılıyor. Hepsi bunların. O ışık veriyor, ötekiler bu işi uygulamaya koymaya çalışıyorlar. Evet. Hocam orada tabii millet mekteplerinin bu etkisiyle bir atılım yapılıyor. Ama daha sonra da bir eğitmenler ordusunun yaratılması söz konusu. Ha şöyle bu. Okur yazar eğitim alan insanlarımız çok az. Ne oldu? Biz asker ocağına Ali Ocağı deriz. Bazen Ali Mektebi deriz. Eskiden öyle denirdi. Öyle denirdi. Hatta öğretmenlerin bir kısmı benim 1960'lı yıllarda bile Ali okullarında askerde kalıp yedek subaylar bir kısım arkadaşlarımız orada kalarak o genç gelen erlere okuma yazma bilmeyen erlere alfabeyi öğreten arkadaşlarımız onun için Ali okulu deniyordu. O okullarda asker ocağında Peygamber Ocağı dediğimiz asker ocağında bugün bilmiyorum nasıl bir durumdadır ama o günkü ortamda okuma yazma almış, onbaşı, çavuş rütbesine ulaşmış, o rütbeye verilmiş. Tabii okuma yazma bilenler tabii, onbaşı, çavuş bilenler, olduğu tabii için. Tabii olduğu evet. için. Tehris olduktan sonra da Mustafa Kemal'in bir önerisi oldu Atatürk'ün. Dedi ki, hiç olmazsa bunu kısaltalım. Öğretmen yetiştiriyoruz. 1848 yılında kurulan öğretmen okulu. 1848'den sonra ikincisi 26 Nisan 1870'teki Darülmuallimin İptidaiye ilkokulu öğretmeni yetiştiren, ortaokul öğretmeni yetiştiren şehirlere yetmiyor. Evet. Kentlere yetmiyor. Köye zaten kentte yetişen, doğmuş, büyümüş olan çocuk... Mahmut Makal'ın Bizim Köy kitabında belirtilen köye gidip de öğretmenlik yapar mı? Geri dönüp kaçıyor. Ancak ideal olan bir üç kişi parmakla gösterecek insanlar Anadolu'ya gidecek durumda kendini feda edebiliyor. Böyle bir durumda dedi ki Atatürk, hiç olmazsa kısa sürede askerlikten okuma yazması bilenler, onbaşı çavuş rütbesi almış o göz açık insanlarımız, onları biz 6 aylık bir kurstan geçirelim, bir eğitim görevlisi yapalım. Ve böylece sizin notlarınızda da demin baktım 8 bin üzerinde kısa zamanda 1947 yılına kadar süren eğitmenlik sistemi ilk 3 sınıf. Evet. İlk 3 sınıf. Ben ilkokula gittiğimde hatırlıyorum. Bana Beşiktaş Köy Enstitüsü'nden mezun olan Allah rahmet etsin Abdullah Yeser diye ikinci devre mezunudur. Onu gönderdiler. Olmasaydı dedim ya başlangıçta biz de olmayacaktık. Benim gibi binlerce insan olmayacaktı. Binlerce. Onların çocukları olmayacaktı. İlk köy enstitüsünün eğitim kavramını bana öğretmenim ideal olarak kavrattı. Daha sonra köy enstitüsü sınavlarına girdim. Köy enstitüsü sınavına girdim 1952 yılında. Ama okula geldiğim zaman köy enstitüsüne baktım, bir şeref kapımız vardı Akpınar'da. Ben Akpınar'da evet. okudum 6 yıl. Evet. Şeref kapımızın üzerinde Akpınar Köy Enstitüsü 1940 yazıyordu. Ama rüzgar 6 ay sonra bunu devirdi. Bir rüzgar oldu, devirdi. Ama asıl devirmesini iktidar yaptı. 1952'de ben oraya kaydolurken köy enstitüsü sınavına girdim. Kaydolurken okula, ilk öğretmen okuluna kaydoldum. 6 sene, 5 senelik eğitim düzeyi köy enstitüsü 6 yıla çıkarıldı. Programları değiştirildi. Ama öğretmen kadrosu aynı olduğu için biz aynı idealleri aldık. Bu idealler içerisinde yetiştik. Hocam 6234 sayılı
köyenstitülerinin yasayla kapatılan köyenstitülerine gelelim mi? Gelelim. Şimdi orada ha. Yalnız gelmeden önce onbaşı ve çavuş olarak askerliğini yapmış okuma yazma bilenlere bir eğitim seferberliği yapılarak bir eğitmen kursuna alınması söz konusu ve onların eğitildikten sonra köylerinde okuma yazma oranını geliştirmek için böyle bir statü, böyle bir sistematik yapıyı yaratmak isteyen bir düşünce vardı ve yapıldı. Daha sonra bunun tutmasından sonra da köy enstitülerinin 17 Nisan 1940 yılında köy enstitülerinin kurulması söz konusuydu. Köy enstitüleri biliyorsunuz dünyadaki eğitim sistemlerine örnek olmuş. Özellikle dünyadaki önemli eğitim bilimcilerin takdirini kazanmış ve hala da etkisi ülkemizde süren bir yapıydı. Dünyada bir araştırma. Evet, böyle. Evet. Ve 1940 yılında kurulan köy enstitüleri. Bu akşam aslında köy enstitüleri konuşmaktan ziyade Türkiye eğitim sistemine çok büyük katkısı ve çok büyük kazınarak Türkiye eğitim sisteminin yaratılmasında söz konusu olduğu için gelelim köy enstitülerine hocam. Köy enstitüleri belirttiğiniz üzere eğitmenlik sisteminden daha ileriye bir adım olarak eğitmenlik geçici bir çözümdü. Asıl çözüm dendi ki araştırmalar sonucunda o zaman Mustafa Necati'den sonra gelen Saffet Arıkan ve Hasan Ali Yücel özellikle İsmail Hakkı evet. Tonguç onların büyük gayretleriyle araştırmalara sonucu köydeki zeki çocukları biz ilk kurulurken seçelim alalım. 5 sene bunu eğitelim. Hatta kentlerden uzak yerlere kuralım ki kent yaşamına doğrudan alışmasınlar. Köy yaşamının bir başka benzerini orada oluşturalım. Çağdaş bir biçim vererek, çağdaş şekil vererek, çağdaş enstrümanları kullandırarak onlara yeni bir kişi kazanır ve köylerine gönderelim. Ve bu sistem 1940 yılında başladı. 21 ayrı bölgede köy enstitüleri kuruldu. Ve kısa sürede köy enstitüleri mezunlarıyla dikkat çekmeye başladı. Ve dikkat çektiği için de bir takım istemezleri de peşinde getirdi. Çünkü yüzyıllardır halkın, saf Anadolu halkının iş gücünden faydalanan o sömürücüler, sadece yurt dışındakiler değil, kendi ülkemizdeki toprak ağları, özellikle burada birisinden söz etmek isterim ki Yaz Kartal, Van'dan milletvekili, Rus Erkanı Harbi'de, harp okullarında okumuş, Rusça'yı ana dili gibi bilen ama Van dolayında çokça köyü olan toprak ağası. Diyor ki bana Gökçe Akçadağ köy enstitüsünden mezunu 2 öğretmen verdiler köyüme. Aradan 6 ay geçti diyor. Ben bütün köylerin mektubunu benim adamlarım yazar. Muhtarların kararlarını benim adamlarım yazar. Her şeyi ben girdisi çıktı ne varsa benim adamlarım onu şey yaparken 6 ay bir seneye olmadı diyor. Kaymakamının kapısında elinde dilekçe olan benim köylüleri görmeye başladım. Bu ne hal dedim diyor. Bunun bir yol çözümünü bulmak lazım bunu. Yok etmek gerek yoksa benim ağlarım gider elimden. Ve 1950 yılında çok partili döneme geçtiğimizde, hatta bu 1946'da başladı. Hasan Ali Yücel'in Milli Eğitim Bakanlığı'nın alınmasından sonra o köy enstitülerinin yavaş yavaş suyu ısırmaya başladı. Çünkü iftiralar çoğalmıştı. Çünkü köy enstitülerinde esas olan karma eğitimdi. Köy enstitülerinde okuyanlar da liderlik vasfı aranıyordu. Kişilik sadece bir öğretmenliğin sınıf öğretmenliği değil, köy liderliği üzerinde toplanması gerekiyordu. Ona göre öğrenci seçiliyor, ona göre yerleştiriliyor, ona göre eğitim veriliyordu. Evet. Bu lider vasfı ortaya çıkınca, hatta mezun olduktan sonra köy enstitüsü müdürleri gittikleri yerlere öğretmenleriyle ilişkisini kesmiyor, sorunları ne varsa onları çözmeye çalışıyor. Hatta ben Akçadağ Köy Enstitüsü Şerif Tekben örneği diye bir yayın var. Şah Hüseyinoğlu'nun değerli bir kitabı. Nedim Şah Hüseyinoğlu'nun. Matbaasını kendi kuruyor okulda köy enstitüsü. Fırını kendisi yapıyor. İkinci Dünya Savaşı'nın yapıldığı yıllar köy enstitülerinin kuruluşları. 1939-45 arası çok, dünya sadece Avrupa'da çok sancılı yıllar. 30 evet. milyon insan savaşta ölüyor Avrupa'da. Bu haldeyken biz o yokluk kıtlık dönemi de bir tarafa her şey karneye bağlanmış olan dönemde mecburi sorunlar içerisinde. Ve
köy enstitülerinin kuruluşun bu özgün yapısıyla ortaya çıkışı, halkı uyandırma yönüyle ortaya çıkışı, diyor ki benim ağlığım elden gidecek, öyleyse buna bir çözüm bulalım. Demokrat Parti kurulduğu zaman diyor, böyle böyle bir sorunumuz var. Kapatmasını söz verin, köy enstitülerini kapatmayı söz verin, ben doğunun oyunu size veriyorum. Tamam diyorlar. Evet. Ve o kararla köy enstitülerinin, o güzelim Türkiye'nin en büyük aydınlanma çağının, ki köy enstitülerinden çıkan çok sayıda yazar var. Çok sayıda şairimiz evet, var. Evet, vaktimiz olursa oraya geleceğiz. Hı. Hocam, yalnız yamalı yırtık urbalarıyla oraya giden köy çocukları, zeki köy çocukları öyle bir noktaya geliyorlar ki artık dünya klasiklerini okumaya çalışıyor ve bir enstrüman mutlaka çalmayı becerebilen, bu arada kültür dersleri ve diğer nazari dersler, bakın mesela ben onu özellikle burada izleyicilerim de öğrenmesi açısından aktarmak istiyorum. Köyünsülünde kültür dersleri Türkçe, tarih, coğrafi, yurttaşlık bilgisi, matematik, fizik, kimya, tabiat ve okul sağlığı, yabancı dil gibi bunlar devam ediyor. Öğlene kadar kültür dersleri, evet. Öğleden sonra uygulama dersleri. Daha sonra ziraat ders ve çalışmaları varmış. Tarla ziraati, bahçe ziraati, fidancılık, meyvecilik, sebzecilik, sanayi bitkileri ziraati, zootehnik, kümes hayvanları bilgisi, arıcılık, ipek böcekçiliği, balıkçılık gibi böyle devam, su ürünleri falan diye devam ediyor. Bir de teknik dersler var. Bunlar da köy demirciliği, köy dülgerliği yani marangozluk, köy yapıcılığı, tuğlacılık, kiremitçilik, taşçılık, kireççilik, duvarcılık, sıvacılık, betonculuk gibi böyle devam ediyor. Kız öğrencileri için de biçki dikiş, nakış, örücülük, evet, dokumacılık, evet, evet. Ziraat sanatları. Şimdi hocam, nazari ve kültür derslerinden nazari derslere kadar yaşamın her alanında karşılaşabileceği toplumdaki bireylerin her konuda eğitim verilen bir kurum haline geliyor. Ben uzun yıllar köy enstitüleri araştırmaları yaptığım için biliyorum, şu anda hala sağ olan, buradan da saygılarımı sunuyorum Fikri hocama, Fikri Aytekin hocama. Mesela onun bir anısı var. Havzadan evet, yürüyüşü. Havzada ve Yalınayak gidiyor, evet, oraya. Yalınayak gidiyor. Lakabı da Yalınayak Fikri alıyor. Çok da asla kırılmaz. Çok biliyorum. Da sevdiğim bir öğretmenimdir, evet, benim. Oraya gidiyor, tabii banyo yaptırılıyorlar, yeni elbiselerini verip yatıyor, sabah da kalkıyor. Sabah kalktığı zaman güneş doğuyor ve bakıyor, diyor ki ana bizim köy gibi burada da güneş doğuyor. Şimdi bu sadece bir espri konusu olarak yapılmış ama bu bir toplumsal gerçektir. Neden? Çünkü eğitimsel gelişim, kültür yapısı o kadar sığ bir durumda ki, o kadar alt düzeyde ki, o öğrenci gittiği başka bir yöredeki güneşin doğuşunu, bizim köy gibi burada da güneş doğuyor. Böyle bir noktada Türk halkı ne zaman? 1940'lı yıllarda. Şimdi 40'lı yıllar çok yakın. Dünya yanıyor o dönemde. Almanlar her tarafı işgal etmeye başlamışlar. Türkiye savaşa girmemekte direniyor. Açlık var, sefillik var, kan ile bağlanmış her şey. Ama bir şey var. Türk halkı o zaman çok inançlı, bilinçli ve perspektifini belirlemiş, stratejisini belirlemiş ve böyle bir eğitim sistemini mutlaka halkını, Anadolu insanını aydınlatmak ve çağdaş normlara götürmek gayreti içinde. Köy enstitüleri böyle bir dönemde. Hatta orada bir saptama daha yapmak istiyorum müsaade ederseniz. Tabii, elbette. İsmet Paşa dönemin Cumhurbaşkanı ve Hasan Ali Yücel'i çağırıyor, dönemin Maarif Vekili, Milli Eğitim Bakanı. Diyor ki derhal diyor 21 köy enstitüsünü 40'a çıkaralım diyor. Paşam nasıl yapalım? Yani ekonomik yapımını gerektiren bir yapıda değiliz. Mümkün değil paşam diyor. Savaş bitiyor Hasan diyor, savaş bitiyor. Bize yaptırmazlar diyor. Evet. Şimdi dünyanın bu konjektürel yapısında, İkinci Dünya Savaşı'nın o kahırlı acılı günlerinde Türkiye eğitime o kadar geniş boyutta yer vermiş ki ve bir noktadan bir noktaya gelmiş. Hocam, siz köy enstitülerinin kokusunun hala kaybolmadığı bir dönemde orada öğretmen okulunda okudunuz. Orada siz nazari dersler var mıydı hocam? Mesela marangozluk gibi, arıcılık gibi sizin öyle bir şeyiniz var mıydı? O uygulama derslerimizde yoktu. Yalnız aynı öğretim görevlileri, öğretmenler olduğu için kurslarımız vardı. Mesela ben arıcılık bölümünden sertifika aldım. Arıcılık bölümünden? Tabii, arıcılık bölümünden. Bizde her öğretmen İstiklal Marşı'nı müzik
bir enstrümanla, özellikle o zaman mandolin genel enstrümandı okullarda, keman ve mandolin. Evet. Mandolinle İstiklal Marşı'nı çalıp söylemeyen öğretmen mezun olamıyordu. Bu bir. İkincisi, matematik derslerinde kendi kullanacağı aletleri, küresinden tutun, prizmalarından, cetvelinden, pergelinden, nesi varsa onları kendisi yapmıyorsa mezun olamıyordu. Sosyal bilgiler dersleri için haritayı, tarih şeridini, coğrafya malzemesini yapmıyorsa mezun olamıyordu. Hatta bırakın onları, resim ve iş bir arada yürüyordu. İş, bir resim ikisi. Ben o derslerden devre kaybeden arkadaşlarımı biliyorum. Mezun etmiyorlardı. Yani bunun ötesinde en büyük köy enstitülerinin yetiştirdiği öğretmenlerdeki en büyük kazançlardan birisi kütüphanenin zengin oluşuydu. 1930'lu yıllardaki o dünya klasiklerinin çevrilmesiyle beyaz üniversite denir o düz kapak, renksiz kapak, beyaz dünya evet. klasiklerinin Hasan Ali Yücel döneminde başlayan o tercüme bizim adeta sığınma noktamızdı. Demin söyledim, kentlerden uzak yerlere kurulduğu için öğrenciler boş zamanlarını nerede geçirecek? Ya spor sahasında, ya müzik atölyesinde, ya iş atölyesinde, ya kütüphanede geçirecek. Bunlardan başka yapacağımız yok. Sonra her cumartesi, köy enstitülerinin devamı olan bizim dönemde de her cumartesi mutlaka bir sınıfın bir sosyal sunumu olurdu. Ki bütün okul, hatta Ladik'ten kaymakam, milli eğitim, marif memuru o zamanki adıyla onlar da gelir. Her cumartesi o sınıf bütün okula bir sunum yapardı. Bir tiyatro sunar, şiirler olur, konuşmalar olur, rondlar yapılır. Velhasıl hayata tam her yönüyle hazırlayan. Bugün okumayan bir toplumuz biliyorsunuz hocam. Okuyoruz. Niye okumuyorum? 10 binde bir okuryazarlık var Türkiye'de. Onu bir izin verin bir cümle söyleyeyim. Tabii buyurun. Geçen seneki bir istatistik. Japonlarda kişi başına 26 kitap okunuyor. Amerika'da 13, işte Almanya'da, İngiltere'de 11, 10 falan filan derken Türkiye'ye geliyor. Merak ettim, acaba bizim nedir? %1 mi dedim. Nerede? Sürekli kitap okuma alışkanlığı olan 10 binde bir. 10 binde bir. 10 binde bir. Çok acı bunu söylemekten içim kanıyor. Çok acı maalesef. Çok acı. Bugün çocuklarımıza yaptığımız eğitim sistemi, oraya gelmek zorundayız. Eğitimle ilk öğretimde A, B, C'de seç yavrum bir tanesini. Liseye gelince bir tane daha ekliyoruz yanına. 5 parmak. A, B, C'de bunların birisi doğru, seç yavrum. Ne okuma var, ne düşünme var, ne şu var, ne bu var. Sadece sunulan, ortaya koyulan bir şeyden bir tanesini beğeneceksin bunu. Kafa yapına göre. Böyle eğitim olmaz. Hocam maalesef tabii ben her zaman söylüyorum. Mezun olan gençlerimizin hepsinin elinde birer tane diploma ve 4 yıllık üniversite ama bomboş. Branşları bomboş. Nedir? Mühendislik ve ya da diğer branşlarda. Sadece o branşlarla ilgili zaten eğitim sistemindeki yapısal değerlerin çok farklı olmasından dolayı sadece branşıyla ilgili ve dünyadan bir haber. Bir haber. Ya böyle olmaz. Özellikle bakın, sosyal bilimler okuyan öğrenciler bile bugün inanın birçok kültürel yapıdan yoksun şekilde mezun oluyorlar. Bu çok acı. Eğitim sisteminin buradaki yapısı çok önemli. Şimdi oraya gelmek istiyorum özellikle ben. Böyle yabancı dille eğitimle, ezberci bir eğitim sistemiyle nereye gideceğiz? Ben inan tereddüt içindeyim. Tabii. Ne dersiniz sevgili hocam? Şimdi buyurun. Eğitimde asıl olan yaparak yaşayarak öğrenmektir. Mesela eğitimin amacı nedir insanlara? Ayağının üzerinde dik durabilecek, onurla yaşamını sürdürebilecek bir sistemin içerisine kendisini entegrasyona katmak. Ve bunu yapamıyorsa aldığı eğitim tamamen ezberci eğitimdir. Bugün söylediğiniz gibi üniversiteye bakıyorum, fotokopi yapan dükkanların önlerine bakıyorum, çocuklar kuyrukta. Hatta hazır fotokopi yapılmış, iyi not tutan bir öğrenci bir işte dosyasını hazırlamış, 200 tane ondan hazırlanıyor. Ezber. Gidiyor öğretim görevlisi kitabından anlatıyor, istiyor, kitabında olduğu gibi istiyor. Fotokopiler çekiliyor. Fotokopiyi o ona veriyor, ona al gülüm, ver gülüm. Ezberleyin ve tabii sınava girin. Tabii ezberleyip veriyor, sınavdan çıktıktan 3 gün sonra ona bir şey kalmıyor. Evet, maalesef öyle. Ve bunun ötesi de
81 ile üniversite yaptık diyoruz. Üniversite kültür merkezlerine yapılmalıdır. Bugün siz Bayburt'ta üniversite yaptınız. Veya işte Doğu Beyaz'da veya o geri kalmış, bırakılmış, kalmış değil de geri bırakılmış o beldelerimizde, bölgelerimizde. Tezek yakarak çocuk hangi kültürü alacak Allah'ınızı severseniz? Evet. Önce onun altyapısını yapmak zorundasın. Çocuk çağı bilecek, çağı yorumlayacak, davranışıyla, hareketiyle, bünyesine sindirecek onu. Yenişiyle, kuşanışıyla sindirecek. Bugün Japonya'da 5000 nüfuslu da olsa bir okul sabah jimnastiği yapmadan derse girmiyor duyduğumuza göre. Evet. Biz ne yapıyoruz? Allah aşkına böyle eğitim sistemi. Şimdi hocam burada biz tabii köy enstitülerinin millet mekteplerinden genel yapıyla köy enstitülerinin çok yapısal değerlerinin çok iyi olduğunu, çok güzel noktalara Türkiye'yi götürdüğünü falan söyledik biraz önce. Bir yıl yine 17 Nisan'da köy enstitüleri kutlamalarında bir ilçede bir etkinlik için gitmiştik. Orada yatılı bölge okulundaki öğrencilere o 80'li yaşlardaki köy enstitüsü mezunları, mezun olan öğretmenlerimiz köy enstitülerini anlatıyordu. Sonradan ortalardan bir kız çocuğu parmağını kaldırarak dedi ki, öğretmenim dedi, siz bu kadar iyi diyordunuz da o zaman niye kapatıldı dedi. Doğru sorar çocuk. Evet, tabii bu çok anlamlı bir soruydu. Bir de bir şey aktarmak istiyorum özellikle burada izleyicilerimin öğrenebilmesi açısından. 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde yine bir köy enstitüleri kutlama etkinliklerinde bir konferans, bir öğrencilere bir konferans verdikten sonra bir son sınıf öğrencisi yanıma geldi konferanstan sonra. Dedi ki hocam, ben köy enstitülerini hayatımda ilk defa duydum burada sizden dedi. Tabii ben onu şaka yapıyor diye düşünmüştüm önce. Hangi bölümde olduğunu öğrendim. Türkçe öğretmenliği bölümünde ve son sınıfta olan bir arkadaşımızın böyle bir şey söylemesini sonra konuştum ve ciddi olduğunu öğrendim. İnanın içim sızladı. Düşünebiliyor musunuz? Bir eğitim fakültesinde öğretmen olabilecek ve son sınıfa gelmiş bir gencimiz köy enstitülerini ilk kez orada duymuş. Ve ben bunu şaka yapıyor diye düşündüm. Daha sonra çok uzun irtibatımız oldu. Bir takım kitaplar verdim, anlattım ve şu anda da Milli Eğitim Bakanlığı'nda öğretmenlik yapıyor. Türkiye'de eğitimin geldiği nokta budur hocam. Oysa Atatürk şöyle diyordu. Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize görecekleri eğitimin hududu ne olursa olsun ilk önce ve her şeyden önce Türkiye'nin geleceğine, kendi benliğine, ulusal geleneklerine düşman olan bütün unsurlarla savaşma gereği öğretilmelidir. 1922'de söylüyor bunu. Sakarya Savaşı sürerken söylüyor. Ankara'da o yıllarda eğitim kurultayları topladığı sürede söylüyor. Hatta Sakarya Savaşı sürdüğü yıllarda elinde kitabı Çalıkuşu'nu okuduktan sonra İsmet ben okudum ama sen de oku diyecek kadar da okumanın içinde olan 3900 kitabı okuyarak altını çizen Atatürk söylüyor bunu. Ama biz ondan sonra ne yapıyoruz? Evet. O sistemi tamamen yok etmek için, düşünmeyi yok etmek için felsefe derslerini kaldırdık. Mantık derslerini kaldırdık. Felsefe, ne gerek var? Mantıklı bir şey yok. Düşüncesi olmayan, düşünceyi sorgulamayan bir eğitim sistemi ısmarlama sistemdir. Başkalarının kölesi olma sistemidir. Geleni kabul etme sistemidir. Oysa, sevgili hocam, bir de Türkiye'de bir yaramız daha var. Bu da beyin göçü dediğimiz unsur. Biliyorsunuz burada iyi yetişmiş, uzman olan birçok akademisyenimiz, düşünürümüz yurt dışında. Bu çok acı bir şey. Acı. Özellikle son yıllarda bunun dozu çok yükseldiğini uzmanlar söylüyorlar istatistik rakamlarda. Bu konuyu önleyebilmenin yöntemi nedir sizce hocam? Sizin şahsi görüşünüz nedir? Benim şahsi görüşüm, değer olana değerini vereceksiniz. Hani çok özür dilerim, atın önüne et, itin önüne ot misali masalda anlatılan şekilde siz insanları kariyerlerini değerlendirirken bilimsel objektif görüşten vazgeçerek benim adamım diye kullanırsanız bu eskiden beri yapıldı. Sadece bugün değil. Tabii Osmanlı'dan günümüze her dönemde. Bir hastalık bu. Şey ne diyor Fuzuli, selam verdim rüşvet değildir diyor, almadılar. Daha 16. yüzyılda. Bu hastalık ortadan kalkmadığı sürece olmaz. Biz insanımıza değer vereceğiz.
Amerika'da, Avrupa'da çok değerli bir üniversitenin bir olurunu almış olan bir bilim adamı geliyor. Hatta buradan birkaç sene önce elektrik konusunda mükemmel bir sertifikası var. Türkiye'ye geldikten sonra iş istiyor devletten. Diyorlar ki Siirt Belediyesi Elektrik İdaresi'ne evet. tayin et. Ben diyor şu yeteneklerim var. Ben Türkiye genelinde bir entegrasyon yapmak istiyorum. Bu orada iş var diyor, oraya git. Dönüp Amerika'ya gidiyor. Biz niye kaçırıyoruz elimizden değerlerimizi? Yok mu Amerika'da uzay çalışmalarında Türk yok mu sanki? Hepsi var. Dünyanın bütün ülkelerinde, bütün ülkelerinde var. Eğitimle ilgili gelişimler. Ama yetiştiğimiz insanı ona ulusal değerlerimizi de harcayarak. Bu bir sistemin hatası. Sistem hatası. Sistem hatası. Sistem hatası. Başkalarının emanet verdiği herhangi bir şeyle memleketi bir yere taşıyamazsınız. Siz kendiniz olacaksınız. Biz ne zamanki yurttaşlık derslerini kaldırdı, yurttaşlık bilgisi dersimiz vardı eskiden. Onu sosyal mosyal diye ayırdık, bir araya topladık ve hiçbir şey yapmadık. Yurttaşlık bilgisinde vatandaşın devlete, devletin vatandaşa karşı olan sorumlulukların geniş boyutlarıyla veriyorduk. Liseyi bitirdiği, ortaokulu bitirdiği zaman o insan kendinin bu halk içerisinde ne sorumlu olduğunu kavrar duruma geliyordu. Bugün lise mezunlarına bakıyorsunuz. Allah aşkına bir şey ne var? Onu bırakın. Üniversite mezunlarına bakıyorum. Çocuklar bana kızmasın. Şu yarışmalarda görüyorum eğitim sonucunu. Amasya'yı Taşeli yöresinde arayan var. Yok evet. mu? Bu eğitimin kalitesinin biraz sıvı olmasından kaynaklanıyor. Ben utanıyorum onların adına. Öğretmen olarak dinlerken. Bu olmaz. Hocam zamanı iyi kullanma açısından hemen ben konuyu değiştirmek istiyorum müsaadenizle. Evet. Siz Ladik Akpınar İlk Öğretmen Okulu, Ladik Akpınar Köhensü'nün devamı olan ilk öğretmen. 1952-1958. Kaç mezunusunuz? 58 mezunuyum. 58 mezunusunuz ve 58 yılında o okuldan mezun olarken birincilikle mezun olmuşsunuz. Öyle bir şeyim var, evet. Evet, onu da öğrendim. Bir de o, hocam Samsun siz... Samsun Valisi o zaman Nihat Danışman'dı. Onun bir sözünü hiç unutmam. Firavun olmasa Musa olmaz, işgal ve istila olmasa Atatürk çıkmazdı demişti. O zaman valiler de böyleydi. Evet. Ve siz uzun yıllardır şiir yazıyorsunuz. Şiirleriniz yayınlanmış birçok kitabınız evet, var. Evet, evet. Ve geçen yılda sanıyorum yanılmıyorsam geçen yıl herhalde. Geçtiğimiz yıl. Akpınar evet. Marşı ve şiirlerde Akpınar diye bir laderin bu şöyle. Düzenledi. Bu nedir hocam? Burada siz ödül almışsınız sanıyorum. Bir derece almışsınız. Evet derece ödül diye şeydi derece. Şöyle Akpınar Öğretmen Okulu, Köy Enstitüsü, Akpınar Öğretmen Okulu, Akpınar Öğretmen Lisesi, Akpınar Anadolu Öğretmen Lisesi mensupları falan dernek var bizim. Evet. 10 seneyi geçti, 12 sene kadar oldu bir kuruluşu. Türkiye çapında birkaç da şubesi var lader olarak. Dediler ki bir marş okulumuzun marşı yok, bir marş evet. yarışması açalım. Ben de katıldım. Hatta 3-4 tane Rumuz'la katılıyor tabii orada. Evet. Bir tane sözü bana ait olan bir şeyi jüri seçmiş. O jüri üyeleri de buradaki lader kitap olarak bastırmış onu. Üyeler var. Beste yarışmasının üyeleri var. Bestelendi. Bestelenmiş bir marş değil mi hocam? Bestelenmiş marş geçtiğimiz sene. Hocam bunu kısa olarak alabilir miyim sizden? Akpınar Marşı'nı ben şöyle önermişim şiirimde onlara. Akpınar'ın yolları aydınlığa çıkıyor. Kalkınmanın yolunu Akpınar'ım açıyor. Aldığımız inançla yürüyoruz el ele. Evet. Akpınar'ın güneşi yurda ışık saçıyor. Şeref ve şan senindir, özgür vatan senindir. Akpınar'ım, güneşim, şeref ve şan senindir. Köylü kentli el ele Atatürk'ün izinde, Cumhuriyet erdemi alnımızdaki ışık. Bilime koşuyoruz açık alınla zinde, özgür yurttaşımızla ülkemizde barışık. Evet. Tekrar çok, nakarat. Çok güzel ifade etmişsiniz hocam. Bunu seçmişlerdi. Bu derneğimizde yarışmaya katılan bütün şiirleri, sadece benim o şey değil, şiirleri de ortaya koyarak derece alan almayan yayınlamışlar. Böyle yayınlamışlar ve kayda alınmış diyorsunuz. Evet. Evet. Sevgili hocam, Türk eğitimi
bugün dünya ile kıyaslandığında hangi noktada diye bir şey sorsam. Uzun yıllar öğretmenlik yapmış ve özellikle de düz yazıda ve şiirde kitaplar üretmiş, uzun yıllar okuyan, yazan bir aydın olarak ne dersiniz sevgili hocam? Şimdi bizim eğitim sisteminde öğretmen yetiştirmeyi ön plana bütün işlemlerimizden, maliyeden, sanayiden, şundan bundan önce de eğitimdeki öğretmen yetiştirmeyi ön plana almadığımız sürece Türk eğitimi sondan nal toplamaya devam eder. Türkiye'nin bugün görünüşü, istatistikler de bunu gösteriyor dünya genelinde. Biz öğretmenlik bir kutsal meslektir. Herkes öğretmen olmaz, olamaz. Yaparsınız öğretmen de sınıfa girer çıkar. Geçen sene bir yarışma açtık biz derneğin birisinde. Ad söylemeye gerek yok reklam yapılmaması için. Evet. Sonuçları getirdiler okuldan. Dedim ki hocam gençlerin daha 20-25 yaşında genç öğretmenler. Buraya kadar 80 kilometre yerden geliyorsunuz. Bunu gelen birisiyle muhtarla öğrencilere gönderseniz olmaz mıydı? Dediler hocam biz gidiş geliş yapıyoruz. Bulunduğu ortamdan 70 kilometre, 50 kilometre, 80 kilometre uzağa gidiyorsa bir öğretmen, akşam da oradan dönüyorsa o ne öğrencisini tanır, ne velisini tanır, ne çevrenin sosyal yapısını bilir. Bu eğitim sistemi değil. Bu taşımacı sistem. Hani sivrisinek hasta olmaz, mikrobu taşır, onu ısırdığı adam sıtmaya yakalanır. Biz ona portör deriz, taşıyıcı deriz. Türk eğitim sistemi de portörlükten öteye maalesef geçemedi. Bir zamanlar 70'li yıllarda hatırlarsın, liselerde modern matematik okutuyorduk. Evet. Ne kazandırdı çocuklarımız Allah'ın da? Evet. Fransa denemiş, Avrupa denemiş, evet. Bunu bırakmışlar. Bize gelince al bunu. Klasikten modern matematiğe geçiş dönemlerini biz de yaşadık. Tabii yaşadınız çocuklarımız, evet. O zaman ziyan oldu. Evet, tabii. Ziyan hiçbir şey oldu. Öğrenemeden. Başkasını terk ettiği değil, kendi sistemini kendin yapacaksın. Bak bu arada Atatürk'ün bir sözünü daha sunmak istiyorum. Mutlaka Avrupa'dan nasihat almak, bütün işleri Avrupa'nın emellerine göre yapmak, bütün dersleri Avrupa'dan almak gibi bir takım zihniyetler belirdi. Hala Alman malı dediğimiz zaman, falan malı dediğimiz zaman gözümüz kalıyor. Halbuki hangi bağımsızlık vardır ki yabancıların planlarıyla yükselebilsin? Tarih böyle bir olayı kaydetmemiştir diyor. O büyük insan. Evet. Evet, evet. Hocam. Kendi sistemimizi kendimiz yapacağız. Köy enstitüsü sistemi, bugün köy enstitüsünü kuramazsınız. Ama köy enstitüsünün üretim ve paylaşımı, nazari bilgileri üretime dönüştürecek bir sistemi ortaya koymak, bölge üniversiteleri yapabiliriz. Her bölgenin coğrafi yapısına, maden, yeraltı cevherlerine, toprak üstü zenginliklerine göre yeni bir sistemle o yörenin programlarını içeren özel araştırmalar sonucu o çevrenin insanlarını toprağa bağlayan yeni bir sistemi ortaya koymak zorundayız. Köy enstitüsü ancak o şekilde canlanabilir. Yoksa o günün koşulları artık yok. Hocam şartlar, standartlar dünyada da çok değişti biliyorsunuz. Tabii. Elektronik dünyanın, dijital dünyanın bu kadar gelişmesi, küresel dünyada belirli şartlar ve standartların çok değişmesinden dolayı köy enstitüleri gibi bir yapı artık Türkiye'de böyle bir şey oluşur. Olmaz değil. Ben o görüşteyim. Tabii ben de öyle. Zamanı iyi kullanma açısından bize ayrılan süre bitmek üzere sevgili hocam. Yeni öğretmen adayı olanlara bir ömür Türk eğitimine emek vermiş birisi olarak ne önerirsin diye sorduğumda başta çok okusunlar diyeceksiniz. Onun dışında ne önerirsiniz? Onun dışında benim okuduğum arka yamacında önce vatan yazıyordu. Şu kişisel hesaplardan kurtularak kendimizi ülkemize adamak ruhunu almak gerekli diyor. Onun için de demin baştan yarım kaldı söylediğim. Öğretmen yetiştirirken öğretmenlik mesleğini sindirebilecek karakterde olanları seçmek zorundayız. Bunun için de çok küçük yaşta o çocuklara gitmek zorundayız. İlkokuldan sonra, ilk öğretimden sonra öğretmen okullarını alacaksınız. Öğretmen okullarından sonra öğretmen akademileri olacak. Öğretmen akademileri daha üst düzey varsa oraya kadar götüreceksiniz. Onları mezun ettiğinizde görevlendireceksiniz. Bugün iş olsun diye gençlerimizi eğitim fakültelerine, o yetmiyor işte edebiyat fakültelerine öğrenciler gidiyor.
Kimi sertifika alıyor, diğerleri de, onlar da öğretmenlik hakkını elde etmek için uğraşıyorlar. Ve öğretmen yaptıklarımız dahil 300 binden fazla insan sokakta boş geziyor, simit satıyor. Ya bu çocuğu baştan oraya hiç kanalize etme, planlamanı yapacaksın. Evet. Planlama olmadan hiçbir ülke kalkınamaz. Bizim 1960'larda planlı dönemimiz başladı, başlamıştı biliyor musun? 5 yıllık kalkınma planlarımız vardı. Onları planı pilava çevirdiler. Politikacılar. Evet. O olmamalı. Gerçekten politikacısıyla siyaseti bir tarafa atıyorum, onlar yok. Kim olursa olsun bu ülkeye eğer bir şey kazandırmak istiyorsak, ben 30 sene devlette, 15 yılda dershanede, 45 yıl bu eğitimin içinde bizzat bulundum. Eylemli eğitimin içindeydim. Hala da kopmuş değilim değişik eğitim kurumlarında. Söylemek istediğim şu, kendini ülkeye verebilecek, ülke sevgisini insanını sevebilecek, Ağrı Dağı'nın eteğinde birisinin ayağına diken battığında canı yanabilecek bir sistemi, o yurttaşlık bilgi sistemini tekrar getiremezsek Türkiye başkalarına yem olmak durumunda kalır. Çok zor diyorum. Çünkü kapitalizmin yaygınlaştığı dünyadaki yapıda böyle bir sevgiyle düşünebilmek de çok zor. Ama umutsuz olmamak gerekiyor. Umutsuz olmamak gerekiyor. O çocuklara ne verirseniz onu alır. Küçükken verdiğinizi o çocuk evet. alır. Onu imar etmeyelim. Türkiye eğitiminde önce ulusal bilinci. Ben hümanist bir yapıya sahibim. Ama önce Anadolu insanını severim, sonra dünya insanını severim. Önce kendi insanımı mutlu etmeden dışarıya nasıl, kendi evinin yeşiğini yapamayan bir marangoz dışarıda nasıl bir ustalık sergileyebilir? Evet, çok teşekkür ederim sevgili hocam. Bizi kırmayıp programımıza katıldığınız için. Sevgili seyirciler, geçmişten geleceğe baktığımız bakış programımızı bu akşam biz Ocak ayındaki gelişimlerden olan olaylardan hareketle millet mekteplerinden köyensilerine, oradan Türkiye'deki eğitim sisteminin genel yapısına, dünyayla olan entegrasyonuna, dünyayla kıyaslamasına birer cümleyle de olsa girdik. Önümüzdeki hafta bir başka konukla tekrar birlikte olmak dileğiyle iyi akşamlar diliyorum. Saygılar sunuyorum efendim.